Evrim teorisinin geçersizliğini ispatlayan bulguların başında fosil kayıtları gelmektedir. Fosil kayıtlarında canlıların on milyonlarca yıl değişmeden yapılarını korudukları görülür. Yaratılış atlasında bu fosillerin ne olduğu, nasıl oluştuğu, nerelerden ve ne şekilde çıkarıldığı gibi bilgiler yer almaktadır. Bunların yanı sıra biz evrim geçirmedik, yaratıldık diyen kimi yüz milyonlarca yıllık olan fosillerin bazı örnekleri de yakından tanıtılmaktadır. Allah'ın üstün yaratışının delillerini sunan ve evrim teorisinin geçersizliğini anlatan bu dev eser, bilimsel içeriğinin yanında görünümündeki ihtişamla da dikkat çekmektedir. Toplam 5600 sayfa ve yaklaşık 11.000 resimden meydana gelen 7 ciltlik yaratılış atlasının birinci cildinin Fransa'da oluşturduğu etki Türk ve dünya basınında geniş yer buldu. Yüzlerce gazete, dergi ve internet sitesinde yaratılış atlası ile ilgili binlerce haber yapıldı. Bu haberlerde geçen şu ifadelerse Darwinizmin Fransa'da son nefesini verdiğini gösterir nitelikteydi. Şubat 2007, Le Figaro, İslami yaratılışçılığın Fransa'ya hücumu. 3 Şubat 2007, Le Monde. Yaratılışçılar Fransız okullarına doğru atağa geçti. 3 Şubat 2007, Gollizm. Yaratılışçılığın en aktif tebliğcisi, uluslararası Harun Yahya yayınlarının da gücüyle kesin olarak Harun Yahya'dır. 6 Şubat 2007, La Liberation. Harun Yahya, Türkiye'de yaratılışçılığın en büyük savunucusu, şampiyonu olarak tanınıyor. 14 Mayıs 2008, Le Monde. Yaratılış atlası, benzeri görülmemiş bir kampanya. 22 Nisan 2008, La Liberation. Tek bir hamlede tam bir panik gerçekleştirdi. Tanınmış Amerikalı gazeteci Doug Ireland'ın kişisel sitesi, İslami yaratılışçılık Fransa'yı istila etti. Liège Üniversitesi'nden Profesör Bernard Rantier'in kişisel sayfası. İçerik şaşırtıcı ama etkileyici. Bu kuşatmanın, atlasın tüm dünyaya dağıtılmasının ardından oluşacak etkiyi düşünmeye insan cesaret dahi edemiyor. Fransa gibi materyalizmin ve ateizmin hakim olduğu bir ülkede Darwinizmin etkili ve ikna edici bir şekilde eleştirilmesi şimdiye kadar rastlanmamış bir olaydır. Fransızların yaratılış atlasındaki fikirleri saldırı olarak nitelendirmelerinin sebebi de dinsiz ideolojilerine aldıkları yıkıcı darbeden duydukları endişedir.